Merhabalar arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler denge soru çözüm videolarına devam ediyoruz. İkincisiyle karşınızdayım arkadaşlar. İlk sorumuz şu şekilde. Sabit sıcakta hacmi 2 litre olan kapalı bir kapta X ve Y gazları tepkimeye girerek Z gazını oluşturmaktadır diyor. Tepkimedeki maddelerin mol sayısının zamanla değişimi grafikte gibidir. Buna göre denge sabiti KC nedir? O zaman arkadaşlar X maddesi reaksiyona giren madde, Y maddesi reaksiyona giren madde, Z maddesi de oluşan bir madde. İşte X maddesinden 5 mol alınmış. Sonradan arkadaşlar kaç mole düşmüş? 2 mole. Demek ki 3 harcanmış. Y'den 6 alınmış arkadaşlar. 6 alınmış gördüğünüz gibi dengede 5 mol var. O zaman demek ki 1 mol harcanmış. Z'den de arkadaşlar gördüğünüz gibi başlangıçta yokken 2 mol oluşmuş diyoruz. Şimdi denklemdeki katsayılar arkadaşlar harcanma ve oluşmayla doğru orantılıdır. O zaman demek ki X'in katsayısı 3, Y'nin katsayısı 1, Z'nin katsayısı da 2 diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar hepsi gaz. Sıkıntı yok. Şu anda dengedeki neleri bulduk? Hepsinin mol sayısını bulduk. Kap 2 litrelik bölü 2, bölü 2, bölü 2 diyerek ne yaptık? Derişimlerini de bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bunu dengeli bağıntısında yerine yazalım. KC eşittir. Z'nin derişiminin karesi bölü X'in derişiminin kübü çarpı Y'nin derişimi şeklinde yazıyoruz. 2 bölü 2 1, 1'in karesi bölü 2 bölü 2 1, 1'in kübü çarpı 5 bölü 2 ters çevirip çarparsanız 2 bölü 5 değerini bulursunuz. Cevabımız da B olur sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci soruya hemen. İkinci sorumuz diyor ki 5 litrelik kapalı bir kaba 8 mol X gazı %50'si denklemine göre ayrışınca dengeye ulaşıyormuş. Buna göre denge sabiti nedir? 2X şöyle alalım alta. Y artı 2Z şeklinde yazdım. 8 mol X gazımız var bunlardan. %50'si ayrışıyor. 8'in %50'si 4 yapar. 2'ye 4 ayrışıyorsa 1'e 2 oluşmuştur. 2'ye 4 oluşmuştur. Denge ulaştığı zaman 4 mol. Dengede 2 mol, dengede 4 mol. Kap 5 litrelik bölü 5, bölü 5, bölü 5 diyerek ne yaptık şu anda arkadaşlar? Derişimleri bulduk. 0,8 molar, 0,4 molar, 0,8 molar dedik. Buradan KC eşittir. 0,4 çarpı 0,8'in karesi bölü 0,8'in karesi dersek 0,8'in kareleri birbirini götürdü. Buradan denge sabiti KC'miz 0,4 çıktı. Cevabımız A şıktı arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü sorumuz gelsin. 10 litrelik sabit hacimli kapalı bir kaba 8 mol NO gazı konuluyormuş. Belli bir süre sonra denge kurulduğu zaman kapta 2 mol N2 gazı bulunmaktadır. Denge sabiti KC nedir? 2 NO denge N2 artı O2 şeklinde yazdım. 8 mol koyduk. Bunlardan yok arkadaşlar. Dengede 2 mol N2 gazı olabilmesi için işte başlangıç anı, reaksiyon anı, denge anı diyoruz. Başlangıçta hiç N2 yoktu. Daha sonra N2'den 2 mol oluşuna göre 2 oluşmuş artı 2. O2'den de o zaman 2 oluşmuştur. NO'dan da 4 harcanmıştır. Bakın katsayılara göre yapıyorum. N2'den 1 mol varken 2 mol oluşmuşsa NO'dan 2 mol varken 4 mol harcanmıştır şeklinde. Katsayılara göre 2'ye 4 harcanıyor. 1'e 2 oluşuyor. 1'e 2 oluşuyor. Gördüğünüz gibi dengede bundan da 4 mol var arkadaşlar. Bölü 10, bölü 10, bölü 10 diyerek ne yapıyorum? Şu an derişimleri buluyorum. KC eşittir. 0,2 çarpı 0,2 bölü 0,4'ün karesi yani 0,4 çarpı 0,4 diye yazabilirim karesini. 1, 2, 1, 2, 1 bölü 4. O da 0,25 çıkar. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Devam ediyorum. Dördüncü sorumuz gelsin. Dördüncü sorumuz ne diyor bakalım. Yukarıdaki denge tepkimesinde KP eşittir KC RT delta'nın eşindeki delta'nın değerini. Delta'nın ürünlerdeki toplam gazın mol sayısı eksi toplam N girenlerdeki gazın mol sayısı diyoruz. Yani ürünlerde gazın mol sayısı toplamından girenlerdeki gazın mol sayısı toplamını çıkaracağız. Ürünlerde arkadaşlar 4 mol gaz burada var, 2 burada var, 6 eksi girenlerde 2, 3 daha 5, 4 daha arkadaşlar 9. O zaman buradan ne çıktı? Eksi 3 çıktı. Cevabımız E şıkkı oldu arkadaşlar. Beşinci sorumuz gelsin. Bakalım ne istiyor beşinci sorumuzda. Tepkimesinin 500 kelvinde kısmi basınç tarafından denge sabit KP'si 1'miş. Denge anda Y'nin mol kesisi 0,2 ise X'in kısmi basıncı kaç atmosferdir? Şimdi X gaz 2Y şeklinde gaz demiş. Y'nin mol kesisi arkadaşlar 0,2 ne demek? Mesela işte 10 mol gaz varsa 10 mol gaz varsa toplam 2 molü 2 molü Y demek. İşte geri kalan 8 mol ise x demek. Yani böyle diyebiliriz. 8 mol dengede x'ten var. 2 mol de kimden var? Hatta daha sade hale getirelim istiyorsanız.
Bundan 1 mol varken bundan da arkadaşlar 4 mol var diyebiliriz. Şimdi bize Kp bağıntısında ve yani Kp'sini vermiş. Bizden kısmi basıncını soruyor. O zaman şöyle diyelim. Bunun 1 mol ya, bunun kısmi basıncı P ise 4 molin kısmi basıncı nedir arkadaşlar? 4P'dir. O zaman ben şöyle yazsam. Kp eşittir P'nin karesi bölü 4P eşit olmalı 1'e diyoruz. Buradan P'nin 1'i şunu götürsün. P bölü 4 eşittir 1'e. Buradan da arkadaşlar P ne çıkacak? 4 çıkacak. Bizden ne istiyordu? X'in kısmi basıncı. X'in kısmi basıncı 4P arkadaşlar. P 4 ise 4P nedir? 16'dır diyoruz. Cevabımız B şıkkı oluyor. Mol kesiri arkadaşlar bir karışımdaki bir maddenin, karışım oluşan maddelerden birinin işte mol kesirini sorduğu maddenin mol sayısının toplam mol sayısının oranıdır. Yani Y'nin mol kesildiği zaman Y'nin mol sayısının toplam mol sayısının oranıdır. Mol kesirleri toplamı karışımlarda daima 1'e eşittir. Yani Y'nin mol kesiri 0,2 ise X'in mol kesiri 0,8'dir şeklinde düşünebiliriz. Peki geçiyorum 6. sorumuza arkadaşlar. Diyor ki ideal pistonlu kapalı bir kaba 12 mol X gazı konulduğunda hacmi 2 litre oluyormuş. Sabit sıcakta dengesi kurulduğunda Y gazının mol sayısı 9 ise denge sabit nedir? Şimdi şu elimizde bir dursun. 12 mol gazın sabit basınçlı pistonlu kapta 2 litre olduğu bilgisi. Sonra 2X denge, 3C dengemiz var. 12 mol var, yok. Başlangıç, reaksiyon, denge diyelim. Bize şu bilgiyi vermiş. Denge anında Y'nin 9 mol olduğunu. 9 oluşmuş demek ki. Dengede 9 mol. 3'e 9 ise 2'ye arkadaşlar 6 harcanır. 6 mol var. O zaman denge anında toplam kapta 15 mol gaz var. 15 mol gaz peki ne kadar hacim kaplar? 12 mol gaz arkadaşlar 2 litre hacim kaplarsa 15 mol gaz ne kadar hacim kaplar? 15 çarpı 2 bölü 12. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 4. Buradan 10 bölü 4. Yani 2,5 litre olduğunu bulabiliriz. Tamam bunu da bulduk. Şimdi artık arkadaşlar dengedeki mol sayıları belli. Hacim de belli kabın. O zaman Kc'yi bulabiliriz. Kc eşittir. Şöyle bölelim 2,5'a. Bölelim 2,5'a arkadaşlar. 9 bölü 2,5'un kübü bölü 6 bölü 2,5'un karesi şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bu işlemi yapmamız gerekiyor. Evet, işlem biraz zor olabilir. Bu işlemin sonucunu nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Bunları nasıl sadeleştiririz? 0,5'in katları şeklinde düşünsek. Burası arkadaşlar 18. Burası da 5 mi olacak? Yani genişlettim. 18 bölü 5. 18 bölü 5'in kübü. 18 bölü 5 çarpı 18 bölü 5 çarpı 18 bölü 5. Yine aynı şekilde bunu da genişlettim arkadaşlar. 12 bölü 5 diye. Ters çevirip çarpacağım. 5 bölü 12 çarpı 5 bölü 12 diye yazdım. Şöyle sadeleştirme 5'ler birbirini götürsün. Arkadaşlar 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 3 şeklinde. Şu paydada kalan sayılardan da bir şey yapalım. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 9. Bu şekilde kalsın. 9 çarpı 3, 27. 27 çarpı 3, 81. 81 bölü 10. O da arkadaşlar 8,1 yapar. Cevabımız da değişik olur. Evet, matematiksel kısmı son bölümde zordu. Ama mantığını arkadaşlar bu şekilde yürütebiliriz. Peki 6. soruyu geçtik o zaman. 7. sorumuz gelsin. 7. sorumuzda tepkimesine göre 2 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta 4'er mol H2O2 ve H2 gazları vardır. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi H2 artı I2 gaz 2 H2 gaz diyor. Bize verilen arkadaşlar mol sayılarına göre bakalım. QC, KC karşılaştırması yapalım. Şimdi 4 mol H2'den var. 4 mol I2'den var. 4 mol de bundan var. 2 litrelik kap. Bölü 2 bölü 2 bölü 2 derse 2 molar. Yani hepsi şu anda nedir? 2 molardır. 2'nin karesi bölü 2 çarpı 2'den QC'miz 1 çıkacak. Gerçekte denge sabitimiz 10. QC küçük KC olduğundan dolayı sistem dengede değil. Ne yapması lazım? QC'nin büyümesi lazım arkadaşlar. KC eşitlenmesi için. O zaman denge ürünler lehine doğru kayar yorumu yapabiliriz. Tepkime dengededir ifadesi arkadaşlar o zaman ne oldu? Yanlış oldu. Zamanla H'nin derişimi artar mı? Evet, denge ürünlere doğru kayması demek. İşte 2 molar, 2 molar, 2 molar var ya. İşte eksi x azalacak. Eksi x artı 2x şeklinde artacak. Yani H'nin derişimi artacak. Zamanla toplam mol sayısı değişmez. Evet, sonuçta azalma 2x, artma 2x olacak. Yani mol cinsinden de böyle olacak arkadaşlar. Artma ve azalma eşit olduğu için denge sağa doğru kayarken o yüzden toplam mol sayısı değişmeyecek. Bu denge için diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız değişik.
Sekizinci sorumuz gelsin bakalım. Sekizde ne istiyor bize? Tepkimesinin 40 derecede denge sahibi KC'si 1/4'müş. 1 litrelik kaba 8 mol Z gazı konup 40 derecede denge ulaşırsa Z gazın yüzde kaçı ayrışmış olur? Şöyle 2Z denge Y artı X diye yazalım. 8 mol koyduk. Bunlardan yok. İşte yüzde kaçı ayrışacak? Ne kadar? İşte 2A kadar ayrışsın. A kadar oluşsun. A kadar oluşsun. Denge ulaştığı zaman arkadaşlar 8-2A A şeklinde. Kap 1 litrelik olduğuna göre bunlar derişim aynı zamanda. A çarpı A yani A kare bölü 8-2A'nın karesi eşit olması lazım. 1/4'e. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum arkadaşlar. A bölü 8-2A eşit midir 1/2'ye? Evet. 2A eşittir 8-2A'ya. 4A eşittir 8'e. A eşittir arkadaşlar. 2 çıktı. Peki A'yı yerine koyarsak ne olacak? 2A 4 olacak. 8'de 4 ayrışıyorsa yüzde kaç ayrışır? %50 ayrışır arkadaşlar. Cevabımız da o yüzden B şıkkı olacağını söyleyebiliriz. Peki 9. sorumuz gelsin bakalım. 9. sorumuz tepkimesinin T santigrat derece Kp değeri Kc değerinin 41 katıdır. T değeri nedir? O zaman hemen şöyle bir köpek kaçırtanı yazalım arkadaşlar. Kp Kc Rt üzeri delta n dedik. Kp değeri Kc'nin 41 katıdır. Kc'ye 1 desek Kp ne olacak? 41 olacak. 41 eşittir 1 çarpı. Sonuçta hani eşitlik olduğu için arkadaşlar sıkıntı oluşmaz. R yerine hani sadeleşecek sonuçta ne koyarsanız koyun. Sadeleşeceği için bunu yazabiliriz. R yerine 0.082 yazdım. T'yi arıyorum zaten. Delta N ürünlerdeki gazın mol sayısı 2. Girenlerde gazın mol sayısı 1. Delta N 1 olacak. Buradan arkadaşlar 0.082 neyle çarparsak 41 yapar. 8.2'nin 5 katı. O zaman T buradan arkadaşlar 500 Kelvin olması lazım. 500 Kelvin olsa sağlar bunu. 500 Kelvin ama bana T'yi Celsius olarak istiyor. O zaman 500'den 273'ü çıkartırsam 227 derece diyebiliriz arkadaşlar. Derece olarak da karşılığı budur. Cevabımız da C şıkkıdır diyoruz. 10. sorumuz gelsin bakalım. 10. soruda ne istiyor? Bize bir denge bağıntısı vermiş. KC'sini vermiş. Bizden aşağıdaki dengeyi istiyor. Bu yukarıdaki dengeyi aşağıdaki denge haline getirebilmek için tepkimeyi ters çevirmemiz yeterli arkadaşlar. Tepkimeyi ters çevirsek KC'nin 1 bölüsünü alacağız. 1 bölü 4 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. Bunu arkadaşlar bu şekilde zaten sormuş. C şıkkı direkt arkadaşlar bu şekilde bekliyor zaten. Cevabı C olarak işaretleyebiliriz. Evet bir test daha çözelim. Arkadaşlar bu testi geçtik. İkinci testimizi de çözelim. Şimdi bize yine iki tane denge vermiş. Üçüncü denge istiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? HES mantığıyla yaklaşacağız. İki dengeyi kullanarak aşağıdaki dengeyi nasıl elde ederiz? Birinci dengeyi arkadaşlar aynen bırakacağız. Çünkü bakın 2x. Girenlerde aynen kalmış. 2y nereden gelecek? Bu da aynı arkadaşlar taraftarı toplamda 2y olur. Z'ler birbirini götürür. 2 de aşağı. Evet o zaman arkadaşlar hem birinci tepkime hem de ikinci tepkime aynen kalmış. Taraf tarafa toplanınca KC'ler çarpılacağı için 10 çarpı 4'ten denge sabitimiz 40 olacak. Cevabı C olarak söyleyebiliriz. İkinci sorumuz gelsin hemen. İkinci sorumuz diyor ki arkadaşlar yukarıdaki verilen denge tepkimesinin hangileri doğrudur? Egzotermik bir reaksiyon ısıyı hemen şöyle ürünlere yazalım. Kp değeri Kc değeri eşit midir? Köpek kaçırtanda arkadaşlar ürünlerdeki gazın mol sayısı 4. Girenlerdeki gazın mol sayısı 5. O zaman arkadaşlar delta n eşittir 1 olacağı için, eksi 1 olacağı için daha doğrusu Kp Kc'ye eşit değildir. Çünkü nedir? Kp eşittir Kc Rt üzeri eksi 1 olacak eşit değil. Ne zaman eşit olurdu? Delta n 0 çıksaydı eşit olurdu. Homojen bir denge tepkimesi gaz. Evet hepsi aynı fiziksel halde o zaman homojendir. Minimum enerjiye eğilim ürünler yönünü destekler. Isı ne tarafta? Ürünler o zaman minimum enerji eğilim gerçekten de ürünler lehini destekler diyoruz cevabımız. O yüzden 2 ve 3 olacak. Üçüncü sorumuz gelsin. Üçüncü sorumuz ne diyor bakalım. Denge tepkimesinde X, Y, Z, Q gazın denge derişimleriyle ilgili aşağıdaki eşikten hangisi kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi burada soru numarasında da bir hata var. Normalde 3 olması lazım. Yazmışlar. Basit hatası herhalde. Önemli değil. Biz şimdi sorumuza odaklanalım arkadaşlar. KC'miz Z'nin derişimi çarpı Q'nun derişimi bölü X'in derişimi çarpı Y'nin derişimi değil mi? Ürünler bölü girenler yapıyoruz. Ve bu değer 10 olduğuna göre Z ile Q'nun çarpımı Z ile Q'nun çarpımının değeri arkadaşlar büyüktür.
x de y'nin çarpımından diyebiliriz. Çünkü 10 çıkması bunu gerektirir arkadaşlar. O zaman D şıkkından küçüktür demiş bu ifade. Kesinlikle doğrudur. Derişimler eşit olamaz. Derişimler eşit olsa 1 çıkar arkadaşlar. X de y'nin çarpımını bilemiyoruz. 10 mudur kaçtır? Yani kesinlik sorusu. X de y eşit, z ile q eşittir. Bunu da bilemeyiz arkadaşlar. Çarpımları 10'dur. Bunu da bilemeyiz arkadaşlar. Ama sonuçta nedir? Z ve Q'nun derişimleri çarpımının X ve Y'nin derişimleri çarpımından büyük olduğunu tam tersini yazmış. Bu da X, Y'nin küçük, Z, Q'nun olduğunu yazmış. Aynı şey arkadaşlar. Benim yazdığımda buradaki yazıdan. O yüzden cevabımız ne olacak? Değişik olacak. Peki geçiyoruz şimdi bir sonraki soruya. Evet, numarayı düzeltmiş burada. Dördüncü sorumuz aşağıdaki denklemi veren ozon oluşumu ve bozulumu kimyasal denge örnek olarak evet, oksijen ozon dönüşünü vermiş arkadaşlar. Ozon oluşumu ve bozulumu tersine tepki, denge olduğunu anlatmış. Doğru söylemiş. Denge durumu dışarıdan bir etki olmadıkça bozulmaz. Evet, denge sistemleri sıcaklığın değişmesi, madde eklemesi, madde çekilmesi ya da basınç hacim etkisi gibi etkilerle bozulabilir. Ama dışarıdan bir etki olmadığı sürece bozulmaz diyebiliriz. Kimyasal bir denge mi? Evet, farklı iki madde. Oksijen ve ozon aynı madde değil arkadaşlar. Kimyasal bir denge olayı söz konusudur. Kimyasal bir denge tersine bir tepkimedir. Ozon oluşumu ve bozulması diyebiliriz. Beşinci sorumuz gelsin. Beşinci sorumuz diyor ki tepkimesi için 27 derece denge sabit KC'miz 50'miş. 27 derecede 1 litre kapalı bir kapta sabit hacim kapta 4 mol X, 2 mol Y ve Z, 8 mol Z gazları bulunduğuna göre. Şimdi hemen QC hesaplayacağız o zaman arkadaşlar. X, Y, Z şeklinde yazdım. Elimizde 4 mol ne var? X var. Elimizde 2 mol Y var. 8 mol Z var. Aynı zamanda bunlar molar. Çünkü 1 litre kap. QC eşittir. 8 bölü 4 çarpı 2'den denge sabitimiz QC'miz 1 çıktı. Gerçekte denge sabitimiz 50. O zaman sistem dengede değil. Dengeye ulaşabilmek için ne yapacak? Ürünler tarafına doğru kayacak. İşte ne olacak? Ürünler tarafına kayması A kadar azalacak. A kadar azalacak. A kadar artacak mol olarak ve derişim olarak diyebiliriz sabit hacimli kapta. Tepkime dengede değildir. Evet, dengede değildir. Ürünlere doğru yürümektedir arkadaşlar. Zamanla toplam mol sayısı azalır. Ki A azalma var, A artış var. O yüzden toplam mol sayısı azalacaktır. Tepkime ürünler lehine doğru kayacağı için arkadaşlar bu ifade de doğrudur. Cevabımız o yüzden eşittir diyoruz. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz gelsin. 2 mol A ve 1 mol B gazları 1 litrelik bir kapta 227 derece denklemine göre dengeye ulaşımda dengede 0,2 mol B gazı olduğu tespit ediliyor. Buna göre hangileri doğru? Hemen şöyle yazalım. 2A artı B denge 2C. Şimdi elimizde 2 mol A var, 1 mol B var. Bundan yok. Başlangıç anı, reaksiyon anı, denge anı. Bize bir ipucu vermiş. Dengeye geldiğinden 0,2 mol B varmış. Demek ki 0,2 olabilmesin 0,8 harcanmış olması lazım. 1'e 0,8 harcanmışsa 2'ye 1,6 harcanmıştır. 2'ye 1,6 oluşmuştur. Bundan 0,4 kalmıştır A'dan. C'den de 1,6 oluşmuştur arkadaşlar. Peki 1 litre kapta sıcaklık belli. A'nın dengedeki molar değişim 0,4 molardır demiş arkadaşlar. 0,4 mol nerede? 1 litrelik kap. O zaman 0,4 molardır. Doğru söylemiş. Kp ile Kc arasındaki ilişkiyi vermiş. Kalsın şimdilik bu. Kc 32'dir. Şimdi bulalım o zaman Kc'yi arkadaşlar. Kc nedir? 1,6'nın karesi. 1,6 çarpı 1,6 diye yazalım. 0,4'ün karesi 0,4 çarpı 0,4 çarpı 0,2. 1 litrelik kap olduğu için 1,4 16 bölü 0,2 yani 160 bölü 2'den 80 çıkıyor arkadaşlar. Denge sabiti 80 çıkıyor. O yüzden 3. öncül yanlış. Kp Kc çarpı 41 diyor. Kp eşittir Kc. R yerine 22,4 yazmıyorum. Şunu yazıyorum. 0,082 çarpı 227 derece 500 Kelvin yapıyor. Delta N'de ürünlerdeki gazın mol sayısı 2. Girenlerdeki 2, 1 daha 3. Eksi 1 oluyor arkadaşlar. Buradan işlemi yaparsanız 41'in 1 bölü eksi 1. kuvveti. O zaman Kp eşittir. Kc bölü 41 oluyor arkadaşlar. Çarpı değil. O yüzden bu ifade de yanlış oldu. Cevabımız yalnız 1 oldu. Delta n eksi 1 olduğu için bölü olarak gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Peki 7. sorumuz ne ister bizden deyip 7. soruya bakalım. 2 litre kapalı bir sabit hacim kaba 8'er mol karbon monoksit ve su gazları konulmuş. Tepkimeye göre karbondioksit ve hidrojen oluşmuş. Denge kurulunda 2 mol karbondioksit gazı bulunduğuna göre Kc'si nedir demiş. Hemen yapalım. Karbon monoksit artı H2O denge karbondioksit artı hidrojen. Başlangıç anı, reaksiyon anı, denge anı diye üçlememizi yazdık arkadaşlar. 8 mol karbon monoksitten ve 8 mol de sudan aldık.
dengeye geldiği zaman 2 mol karbondioksit olduğuna göre başlangıçta yok. O zaman 2 oluşmuş. O zaman hidrojenden de 2 oluşmuştur. Karbonmonoksitten 2 harcanmıştır. Sudan 2 harcanmıştır. 6 mol, 6 mol, 2 mol, 2 mol şeklinde yazdık. Kap 2 litrelik bölü 2, bölü 2, bölü 2, bölü 2 diye derişimleri bulduk. Kc eşittir 1 çarpı 1 bölü 3 çarpı 3'ten 1 bölü 9 olarak denge sabitini Kc'yi bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Peki 8. sorumuzla devam edelim bakalım ne istiyor bizden. Boş bir kaba 20 mol X gazı konuluyor. X gaz Y artı Z denklemine 40 derece denge ulaşımında kapta toplam 30 mol gaz karışımı bulunduğu belirtiliyor. Buna göre kap hacmi aşağıdaki hangisi ise denge sabitinin değeri en büyük olur demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yazalım o zaman. X, Y artı Z şeklinde yazdık. 20 mol X gazını koyduk. Yok yok. Denge ulaştığı zaman işte eksi A kadar azaldı. Artı A kadar arttı. Artı A kadar arttı. Dengede 20 eksi A mol, A mol, A mol dedik. Yani bunların toplamının 30 olduğunu söylüyor. 20 artı A eşittir. 30 ise A ne çıkacak? Burada 10. O zaman dengede 10 mol var. Dengede 10 mol var. Dengede 10 mol. Yani şu anda ne yaptık biz? Neyi bulduk arkadaşlar? Dengedeki mol sayılarını bulduk. Şimdi bize sayısal değerin en büyük olması için arkadaşlar ne olması lazım? Hacmin en küçük olması lazım. Çünkü hacim ne kadar küçük olursa biz mol bölü hacim molarite olacağı için o zaman bizim arkadaşlar hacmi en küçük seçmemiz lazım. Kap hacminin en küçük olduğu şık da gördüğünüz gibi B şıkkıdır diyoruz. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Peki geçiyoruz o zaman bir sonraki soruya ve son sorumuz bu arkadaşlar. Bununla birlikte bitiriyoruz. 2 litrelik bir kapta dengede 1 mol X gazı, 0,6 mol Y gazı ve 0,3 mol Z gazları olduğu belirleniyor. Buna göre denge sabiti nedir diye soruyor. Zaten dengedeyse arkadaşlar direkt yazacağız yine. İşte 1 mol bu var. 0,6 mol Y'den var. Bir de 0,3 mol Z. 2 litrelik kap bölü 2 bölü 2 bölü 2 diyoruz. O zaman direkt yazıyorum. Kc 0,3 bölü 2 ne yapıyor? 0,15. 0,15 çarpı 0,15 karesini aldığım için şöyle yaptım. Ayrı ayrı yazdım. Buraya 0,5 dedik arkadaşlar. Y'yi de 0,6 bölü 2'den 0,3 dedik. O zaman bu birken bu 2 oldu arkadaşlar. Buradan 0,15 bölü 1 yani cevabımız 0,15 çıkacak. Yani A şıkkı çıkacağını söyleyebiliriz. Evet denge ile ilgili soru çözüm videolarımız devam edecek arkadaşlar. Genelde burada ne yaptık? Kimyasal dengenin arkadaşlar genel özellikleri ile ilgili sorular çözdük. Bundan sonraki videolarımızda denge etki eden faktörlerle ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.